Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Dünya Şampiyonluğu maçının dördüncü oyunu bitti. 3 saatlik bir oyundu. Biz de bunu canlı yayınladık. Bu arada her gün yani oyunun olduğu her gün saat 5.45'ti. Biz yayında olacağız. Kaçırmayın derim. O yüzden bildirimleri açmayı unutmayın. Ben de kısa bir özet yapmak istedim sizlere. Çünkü 3 saatlik yayını izlemek uzun sürüyor. Bu oyunun öncesine gitmek gerekirse canlı yayında da çok fazla belirttim. Twitter'da da yani sosyal medyada inanılmaz olay oldu. St. Louis yani Amerika'daki bir aslında satranç kulübü bir video paylaştı. Caruana'nın işte hazırlıklarını anlatan bir video. Ve bu videoda Carson Karjakin maçının kitabını uzatıyor Caruana önce. Ardından bir bilgisayar ekranı çıkıyor ve bilgisayar ekranında Chess Base kullananlar bilir. Orada birkaç tane maç ve birkaç tane açılış gözüküyor. Ve bu açılışlar aslında Caruana'nın maç için hazırladığı açılışlarmış. Ve bu baya bir olay oldu. Ve oyun bittikten sonra Caruana'ya Norveç televizyonu tam soru soracaktı ki bireysel röportajı Caruana kabul etmedi. Normalde genelde röportaj veriyordu. Çok sıkıntı yoktu ama muhtemelen bunu soracakları için cevap vermedi. Hiçbir şekilde soru kabul etmedi. Ve bugün böyle noktalandı. Caruana'nın psikolojisini çok merak ediyoruz aslında. Bundan sonra nasıl olacak? Bugün iyi idare ettiğini söyleyelim. Aslında bu bir blöf mü? Hani hakikaten işte paylaştılar mı yanlışlıkla? Yoksa paylaşır gibi yapıp karşı tarafı biraz böyle karşı tarafa karşı oynadılar mı aslında o sıkıntıydı ve Caruana aslında bu şeyle gösterdi ki bu yanlışlıkla paylaşılmış. Oyuna geçelim. Oyunda beyazlarda Magnus Carlsen C4 ile başladı. C4 Caruana'nın tercihi E5 oldu. At C3, at V6, at B3 ve G3'ün ardından at C6'nın ardından G3 oynandı ve D5. Merkeze alıyor Caruana hemen. C çarpı D5, at çarpı D5 ve fil G2. Her iki tarafta gelişimine devam ediyor. Fil C5, rok, rok ve D3. Şimdi burada kale E8. Bu oyun daha önce Soy'la Caruana arasında da oynanmış. Hatta beyazlarda da bunu Caruana oynamış Michael Adams'a karşı. Fil D2, işte Magnus burada oyunu birazcık değiştiriyor. Çünkü daha önceki hamlelerde daha farklı böyle at G5 gibi hamleler vardı. Ve şimdi Magnus fil D2 oynamış. At çarpı C3, fil çarpı C3, at D4 ve B4. B4 çok farklı bir hamle. Şimdi kareyi de B1'e gelip A4 ve B5 oynamaya çalışacak Magnus. Aslında bu oyun bir kere oynanmış sadece. Ve o da Lichess'te Play Lila'ya karşı. Yani Lila Chesterio'yu herkes biliyor zaten biliyorsunuz. Lila'ya karşı oynanmış ama çok da iyi bir oyun çıkarmamış beyazlar. Her ne kadar kazanmasına rağmen. B4 ve fili Lila gibi B6'ya dönmektense Caruana fil D6 oynamış. Kale B1, at çarpı F3, fil çarpı F3 ve A6. Şimdi A4 ile vezir kanadında büyük bir alan üstünlüğünüz var ve ileride B5 istiyorsunuz. Bu yüzden önce C6 oynamış. Çünkü burada hemen B5 oynamayı tercih etmiyor Magnus. Eğer B5 oynarsa şu varyantta A5'in geçer olması belki ona ileride sıkıntı verecek diye bu varyantı şu anlık bekletiyor ve burada kale E1 oynuyor. Svidler Giresun dahil olmak üzere bütün satranç camiası şoka uğradı. Kale E1'in çünkü çok fazla amacı yok gibi gözüküyor ama sanırım ileride E4 ve devamında direkt D4 oynayabilmek için E4'ü koruma altına alıyor tamamen. Fil D7, E3, vezir F6 ve fil E4'ten sonra Caruana dedi gel bu fil F5 ile filleri keselim. Magnus filleri direkt kesip tempo vermektense vezir F3 oynuyor ve şimdi fil çarpı E4'ten sonra vezir çarpı F6, G çarpı F6 ve D çarpı E4. Belki şurada vezir F3'lü fil E4'lü konuma bakarsak vezir E4'ü alsaydı vezirin yeri çok iyi olmadığı için belki ileride vezir E6 F5 oynayacağı için siyahlar bu varyanta girmekten kaçınıp burada vezir F6 aldı.
GF6 D çarpı E4. Şimdi B5. B5 buradaki aslında tek hamle. Çünkü eğer siz B5 oynamazsanız beyazlar oynayacak. Ve burada aslında burayı yarmış olacak. O yüzden B5 önemli. B5, kare E1, fil F8 ve A çarpı B5, A çarpı B5. Şah G2'den sonra Magnus bir yoklamak istedi aslında. Şu acaba böyle girebilir miyim diye. Kale E8, kale de C1, şah G7 ve fil E1'in ardından kale de C8'e kale C2 oynadı. Kale A4 şu an piyon korunur durumda. Bu piyona bir baskı var. Canlı yayında da çok fazla anlattık. C6'yı da bu kale koruyor. Şu anlık hiçbir şey yok. O yüzden şah F3 oynadı. H5 ve şah E2. Birazcık bekleme hamlesi yapıyor ama çok güzel fikirler var burada. Belki H4 H4 devamında F3 G4 ile burada bir geçer elde etme şansı var. Ama siyahlar da dokunmuyor. Şah G6, H3, F5. E çarpı F5, şah çarpı F5. Buradan sonra aslında biraz yorumcuların şuna döndüğünü gördük. Niye acaba beyaz işte şah ve şah E2 pasif kalıp siyaha bu F5 sürme şansı verdi diye düşünüyorlar. Ama F3'ten sonra fena bir konum kalmıyor aslında. Belki ileride G4 oynanabilir, E4 oynanabilir ve artık beyaz taşları, beyaz karelere dizdim piyonlarımı ve siyahtaki film rahat hareket edebilecek. Fil E7, E4 şah, şah E6, fil D2, fil D6. Burada belki ileride G4'ü göreceğiz diye beklerken Magnus kale B1 oynadı ve muhtemelen beraberlik teklif etti ve her iki tarafta beraberlikte anlaştı. Çünkü 34. hamleye gelirken bir tarafın 40 dakikası var Magnus'un. Karuana'nın da 36 dakikası var. Biliyorsunuz 40. hamleden sonra 50 dakika eklenecek ve taraflar zaten bu konumu berabere yapacaklar. O yüzden çok fazla burada zaman harcamak istemediler. Sıkıcı bir berabere oldu ama o güzel günler de gelecek. O galibiyeti gördüğümüz günler de gelecek. İster Karuana kazansın ister Karsen ama artık bu oyunda galibiyet görmek istiyoruz. Perşembe saat 5.45'te bu galibiyet için buluşalım ve size çok özel konuklarla geleceğimize eminim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.